Hoş geldiniz. Bu videoda CZ'nin yorumlarıyla alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz, karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. CZ genel anlamda yaptığı açıklamalarda özellikle bir cümle üzerinde durmak istiyorum. Çünkü en önemlisi ve özeti bu. Piyasadaki korku piyasayı uzun vadede geliştiriyor ve canlı tutuyor. Şimdi şu dönemde biliyorsunuz piyasada çok ciddi bir korku var arkadaşlar. Bu arada bunun özelinde Fed'in faiz kararlarını vesaire de değerlendirdi. Bundan kaynaklanan korkunun da aslında uzun vadede yararlı olduğunu söyledi. Şimdi biliyorsunuz ki piyasada bir döngü var. Ayı, boğa, ayı, boğa, ayı, boğa. Bunların ikisi de sürekli birbirlerini tetikliyorlar arkadaşlar. Ayı da düşüyor, 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 sonra düştüğü yerden yükseliyor. Yani düşüşünü test ediyor. Boğada ise yükseliyor, 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 sonra yükselişini test ediyor. Yani düşüyor. Uzun vadede de ama sürekli arkadaşlar belli bir yükseliş sağlıyor. Neden? Çünkü sürekli olarak piyasada daha fazla yatırımcı oluyor. Alım odakları artmış oluyor. Elde tutma oranı artıyor. Yani uzun lafın kısası, uzun vadede piyasadaki yatırımcı sayısı artıyor ve miktarları tabii ki artıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar, şimdi şöyle bir baktığımızda özellikle ayı piyasasındayken, bakın özellikle ayı piyasasındayken geçenlerde de sıfırlanma iyidir diye bir açıklama yapmıştı CZ hatırlıyorsanız. Piyasa geri çekiliyor, 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 çekiliyor. Şimdi geldiği yerde bildiğiniz böyle poşet gibi çekiyor artık kendisini. Şimdi geldiğimiz noktada peki kimler kalıyor? Piyasadan çıkan çıktı. Herkes çekildi. Dibe vurduk. Kim kaldı? Kalacak olan kaldı. Yani orada gerçek yatırımcılar kaldı. Artık yani çıkacak olan çıktı. Kalan kaldı işte arkadaşlar. Peki o kalanlar ne yapıyor peki? Ne yapıyor biliyor musunuz? Alım yapıyor adam. Halbuki zaten başından beri bunu yapıyordu zaten de bu etki etmiyordu. Çünkü o sürede insanlar çıkıyordu. Peki bir noktada sıfır noktasına ulaştığımızda ne oluyor? Hareketlerin hemen hemen tamamı alım odaklı olarak gelmeye başlıyor. Alım odaklı olarak gelen bu hareketler en nihayetinde tam bu noktada kalanlar hem alım yapıyor hem de korkunç bir elde tutma oranı bu sıfır noktasında korkunç bir elde tutma oranı elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu insanlar toplamaya başladıkça diğer kişiler de yeniden katılıyor ve aslında bu noktada boğa başlıyor. Aslında senaryo bu. İkinci bir durum tam anlamıyla ayıdaki mevzular reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla çalışır. Kısa vadede yok ABD kötü haber pompalar. İşte Elon Musk kötü haber pompalar. Tamam mı? Hiçbir önemi yok. Kısa vadede korku salar ve düşürür. Ama resmin tamamına baktığımızda piyasayı insanlara tanıtmış olur. Bildiğiniz reklamını yapar yani piyasanın. Bildiğiniz dediğim gibi piyasanın reklamını yapar yani o adam. O yüzden bu durumda uzun vadede sadece kriptonun işine yarar arkadaşlar. Aslında en nihayetinde durum bu şekilde. O yüzden eğer sizler de piyasada yeniyseniz bu piyasa her zaman yükselişe eli mahkum. Bakın eli mahkum diyorum. Başka bir seçeneği yok. Fiyatların artmaktan başka. Seçenek yok ki başka. Anlatabiliyor muyum? Tabii hangi coin'i oynadığınıza göre değişir. Özellikle devler için söyleyebilirim. Durum bu şekilde. Şu an ayıdayız. Bir günde boğa gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.